Merhaba. Öğretmen panelinden ödevleri nasıl görüntüleyebileceğinize ve öğrencilerinize nasıl ödev verebileceğinize bir kez daha bakalım mı? Öğretmen panelini açtığınızda ya da başka bir deyişle öğretmen hesabınızın ana sayfasındayken herhangi bir sınıfa tıklayınca yukarıda ekranın en solunda içerik sekmesini göreceksiniz. Sınıf için belirlediğiniz konuya ait tüm üniteleri aşağı inerek görebilirsiniz. Üniteye tıklayarak Tüm içeriğini açınca her ünitenin altında yer alan konu başlıklarını göreceksiniz. Bu konu başlıklarının altında ise bir sürü video, makale, yazılı kaynak, alıştırma, test ve ünite testlerini ayrı ayrı listelenmiş halde bulacaksınız. Örneğin bu bölümde kısa bir video, bir yazılı konu anlatımı ve birkaç tane de alıştırma bulunuyor. Başka bir konu ya da farklı bir seviyede içerik arıyorsanız, içerik sekmesinin hemen altındaki menüden istediğiniz ana başlığı seçip o konudan da ödev verebilirsiniz. Eğer bu menüde sadece tek bir ders görünüyor ya da istediğiniz dersi görüntüleyemiyorsanız, sınıf ayarları bölümünden istediğiniz ders ya da ana konuyu o sınıfa eklemeniz gerekir. Yeni eklediğiniz ders bu menüde görünecektir. Bir sonraki adımda ise hangi ödevi vermek istediğinize karar vermelisiniz. Kaan Akademi web sitesinde binlerce içerik var. Öğretmen olarak sınıfınızın ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarını en iyi siz bilebilirsiniz. Onun için şimdi karar verme zamanı. Tek ya da aynı anda birden fazla içeriği ödev olarak verebilirsiniz. Ödev vereceğiniz içerikleri seçtikten sonra Ödev Ver butonuna tıklayın. Her zamanki gibi ödev vereceğiniz sınıfı, öğrencileri ve teslim tarihini seçin ekranda belirli bir sınıfı görüyoruz. Ancak isterseniz ödevi tüm sınıflarınıza aynı anda verebilirsiniz. Tabi başka bir seçenek de ödevi sınıftaki belirli öğrencilere vermek olabilir. Siz bilirsiniz. Son olarak öğrencileri seçtikten sonra ödevi hemen verebilir ya da sonra vermek üzere kaydedebilirsiniz. Kayıtlı ödevler üst menüden ödevler sayfasına gittikten sonra kaydedilen sekmesinin altında görünecektir. Öğretmen panelinizdeki içerik sekmesini kullanarak öğrencilerinize ödev vermek işte bu kadar kolay.